Evet arkadaşlar, şu anda monokristal ve polikristal arasındaki performans farkına bakacağız. Şimdi diyorlar ki bulutlu havada polikristal verim vermiyor, da suyu atmıyor diye. Onun denemesini yapacağız. Şu anda 10 tane polikristal 280'lik watt panel ve bu tarafta da 7 tane 400 watt panel dizdik. Şu an hava bulutlu. Bulutta ikisini de karşılaştırma yapacağız. Hangisinin performansı yüksek? Evet, şimdi takılı olan 400 watt 7 tane panelimiz. 400 watt 7 tane panelimiz. Şu anda su akıyorum, bakalım. Evet, şu anda karşıda suyun az aktığını görüyoruz. Frekansına bakalım kaç. Yirmi üç, yirmi dört diye değişiyor. Evet arkadaşlar, bir sökün, polikristala takalım. Evet, şu anda 10 adet 2800 watt polikristalı deneyeceğiz. Tabi bu polikristallere çok şey yapıyorlar, yani efendim bulutlu havada çekmez veya suyu atmaz, çok fazla şeylerle karşılaşıyoruz, itirazlarla karşılaşıyoruz. Şu an denemesini yapıp bakacağız. Evet, takıldı. Şu anda havada bulutlu aynı şekil. Bakalım bu kaçta çalışıyor. 10 adet polikristal 280 watt, yani toplam 2800 watt ediyor. Tabi monolar da 7 tane 400'lük, o da 2800 watt ediyor. Evet, bakıyoruz. Bu da 25, hatta performans olarak diğerinden daha biraz daha üstün diyebiliriz polikristalın. İşte bu polikristal tarımsal sulamalarda amperi yüksek olduğu için daha çok tavsiyemiz oluyor. Birazdan güneş açarsa inşallah güneşli havada da deneyelim.